Arkadaşlar merhabalar. Bugün polinom kavramı ve çeşitlerini beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu konu içerisinde hangi başlıklar var? Bu başlık içerisinde birinci sırada polinom kavramı, ikinci sırada sabit polinom, üçüncü sırada sıfır polinomu ve dördüncü sırada eşit polinomları konuşup bunları halledeceğiz. Bakalım polinomlar günlük hayatımızda nerelerde var ve bu konuyla alakalı ödevlerimiz neler olacak? Polinomun kullanım alanları ve faydaları tıp, mühendislik, mimari ve astronomi gibi birçok alanda polinom uygulamaları kullanılır denmiş. Örneğin köprü ve baraj gibi yapıların mimari tasarımlarında, lunaparklardaki hız trenlerinin yapımında polinomlardan ve polinom grafiklerinden yararlanır. Vallahi hız trenleriyle alakalı polinomlardan yararlanır desek şurada sokakta birilerine pek de inandırıcı gelmez. Amma ve lakin gerçeği bu. Peki ödevlerimiz neler olacak? Sıfırdan 10'a matematiği kullanıyorsanız arkadaşlar sayfa 154'ten 161'e kadar kısımdan sorumlusunuz. Dinamo matematiği kullanıyorsanız eğer sayfa 155'ten 164'e kadar sorumlu tutulacaksınız. Şimdi ödevlerimizi konuştuğumuza göre haydi bakalım başlıyoruz. Diyor ki polinom kavramı A0, A1, A2, bla 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 bla, AN, eleman reel sayı olacak bunlar. AN diyor kesinlikle diyor sıfırdan diyor farklı olacak ve N diyor doğal sayı olacak. Bak bu hikaye kesinlikle önemli olacak. N'in doğal sayı olma meselesi biraz sonra detaylandıracağız. Px eşittir AN çarpı x üzeri n artı AN eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı bla 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 A1x artı A0 şeklindeki ifadelere n'inci dereceden polinomlar deniyor. Antiparantez çok terimli diye bir ifadeden de bahsedilebilir. Çünkü polinomun eş anlamlısı çok terimli anlamına geliyor. Şimdi ısınma turuyla başlıyoruz. Aşağıdaki fonksiyonların polinom olup olmadığını inceleyelim diyor. Bir ifadenin polinom olup olmadığına nasıl bakacağız biliyor musun? X'in tepesindeki sayılara bakacağız. Yani üstlere bakacağız. Eğer o üstler doğal sayıysa güzel kardeşim bu durumda kesinlikle ama kesinlikle polinom olacak. Ama hepsinin doğal sayı olması lazım. İstisnası yok. Buyurun fx'e bakıyoruz. Tepesinde 4 görüyorum. Tepesinde 2 görüyorum. Şurada görünmeyen bir 1 var. Görüyorum desem yalan olur artık görüyoruz. 7'nin yanında da x üzeri 0 var. Dolayısıyla illaki yazacaksak ilk örnek olduğundan dolayı konuştum. Sabit terimle alakalı herhangi bir sıkıntımız söz konusu olmuyor arkadaşlar. 7 yerine isterse kök 2 yazsın. İsterse 1 bölü 4 yazsın fark etmez. 0'ı da şöyle işaretledim. Gördüğünüz gibi x'in tepesindeki sayılar 4, 2, 1, 0 ve hepsi doğal sayı. O halde fx ifademiz bir polinom. Gx ifadesine baktığımda sabit terimin sıkıntı oluşturmadığını söylemiştik. O zaman x'in derecesi olan 3'e bakıyorum. 3 bir doğal sayı olduğu için gx de bir polinom. Fakat hx ifadesine geldiğimizde köklü sayılardan hatırlarsınız. Burası 1, derece görünmediğinden dolayı 2. Ben bunu üssü sayı olarak yazmaya niyetlendiğimde x üzeri 1 bölü 2 derece üssün paydası buluyordu. Artı 1. Görüldüğü gibi 1 bölü 2 ifadesi var x'in tepesinde. 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır. Doğal sayı olmadığından dolayı hx ifadesiyle alakalı ne diyeceğiz güzel kardeşim? Polinom değildir. Geldik tx'e. Şimdi tx'de şöyle küçük minik bir hata yapabilirsin. Önceliğinde onu söylemeye çalışayım. En azından burada anlamış ol. Sorularda problem çıkmasın. X kare ifadesindeki 2 görüldüğü gibi doğal sayı. Öğrenci bazen diyor ki hocam diyor bak x'in tepesinde diyor 1 var diyor o da doğal sayı. 1'in doğal sayı olmasına yanlış diyemeyeceğim. Fakat polinom olabilmesi için x'in paydada olmaması lazım. X'i yukarı almamız lazım. X'i yukarı aldığımda bu ifade x kare artı 2 çarpı x yukarıya çıktığında malumunuz x üzeri eksi 1 olacak. Artı 3 gelecek. Şimdi biraz sıkıntı var gibi. Çünkü eksi 1 ifadesi malumunuz doğal sayı değil. Doğal sayı neydi? 0, 1, 2 diyerek sonsuza kadar giden sayılardı. Dolayısıyla eksi 1 bir doğal sayı olmadığından dolayı tx ifadesine de polinom diyemiyoruz. Polinom olabilmesi için x'in tepesindeki sayılarının hepsinin doğal sayı olması lazım. Geldik yine kritik bilgilerin olduğu bir sayfaya. Diyor ki px an çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı bla 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 a1x artı a0 polinomu için diyor. An, an eksi 1, bla bla, a1, a0. Yani x'lerin önündeki sayılar güzel kardeşim. Polinomun nesi oluyormuş? Katsayıları oluyormuş. X'lerin önündeki sayılara katsayı diyormuşuz. Geldim ikinci cümleye. X'in aldığı en büyük üsse polinomun derecesi diyormuşuz. O zaman x'lerin tepesine bakacağız. En büyüğünü bulacağız. O da polinomun derecesini verecek. Tamam, polinomun derecesi. Bu da okey.
En büyük dereceli terimin katsayısına. Ha, dereceyi bulduk, en büyüğünü. Ön tarafındaki sayıya baktığınızda buna da baş katsayı diyormuşuz. A0 gerçek sayısına, yani yanında x bulundurmayan ifadeye ise sabit terim diyormuşuz. Gel bakalım şimdi bunu beraber bir uygulayalım. Px eşittir eksi 2x üzeri 4 artı x küp artı 3x kare eksi 5x artı 11 polinomunun katsayılarını istemiş. X üzeri 4'ün katsayısı eksi 2. X küpün katsayısı görünmeyen bir birimiz var. X karenin katsayısı 3. X'in katsayısı işaretiyle beraber alıyoruz. Aman diyeyim. Eksi 5 ve sabit terimimiz de bizim katsayılarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla 11. Dereceye baktığımızda x'lerin tepesindeki en büyük sayının görüldüğü gibi 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla derecemiz 4. Baş katsayımız dereceyi bulduğumuz ifadenin önündeki sayıydı. Dolayısıyla buranın karşılığı eksi 2. Sabit terimimiz yanında x bulundurmayan buradaki 11'dir yorumunu yapıyoruz. Sorumuzda diyor ki px a artı 2x üzeri 5 artı 4 çarpı x üzeri b eksi 2 eksi x kare artı 7 polinomunu 4. dereceden bir polinom olduğunu söylemişler arkadaşlar. 4. dereceden polinomsa bu x üzeri 5 olmaz ki. X üzeri 5 orada durmaya devam ettiği sürece bu polinoma 4. dereceden diyemeyiz. Kaçıncı dereceden deriz? 5. dereceden deriz. Dolayısıyla 5. dereceden olmadığı söylenmiş, 4. dereceden olduğu söylenmiş. O zaman x üzeri 5'e hoşça kal demem lazım. Nasıl diyeceğim hoşça kal? Önündeki katsayıyı 0 yapacağım. 0 ile x üzeri 5'i çarptığımda hop x üzeri 5 gitmiş olacak. A artı 2'yi gidiyorum 0'a eşitliyorum. 2'yi karşı tarafa atıyorum ve A'nın karşılığını buradan eksi 2 buluyorum. Sonra burası gitti arkadaşlar. Yok artık burası. Sıfırladık. Sıfırla da x üzeri 5 çarptık gitti. Geri kalan ifadede 4. dereceden olma ibaresi yok. Şuraya bakalım. Tamam 4. dereceden değil ama yapılabilir. Nasıl yapacağız? B eksi 2 ifadesini 4'e eşitlersem bu durumda artık 4x üzeri 4 haline gelmiş olacak burası. Bu durumda 4. dereceden olmuş olacak. Eksi 2'yi karşı tarafa atarsam B'nin karşılığı buradan 6 olur. A eksi 2, B'yi 6 bulduk. Bunları çarpmam isteniyor. O halde karşılığı eksi 12 olacaktır. Önemli soru tiplerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Diyor ki sorumuz Px eşittir 2 çarpı x üzeri 20 bölen artı 3 çarpı x üzeri n eksi 5 eksi 6 x artı 10 ifadesi bir polinom olduğuna göre. Bak güzel kardeşim. Polinom olduğuna göre dediğinde benim aklıma gelen ilk cümle x'in tepesindeki sayıların ne olmasıydı? Tebrikler, doğal sayı olmasıydı. Bu durumda x'in tepesindeki 20 bölü n'le bir başlayalım. 20 bölü n'in doğal sayı olmasını istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? N sayısı 20'yi tam bölmeli. 1 olur, 2 olur, 3 olmaz, 4 olur, 5 olur, 6, 7, 8, 9, 20'yi bölmezler, 10 olur ve son olarak bir de 20 olur. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü görüldüğü gibi x'in tepesine bilinmeyen olarak sadece 20 bölen yok. Bir de kim var? N-5 var. N-5 ifadesinin de doğal sayı olması lazım. Doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan büyük ya da eşit olmaları gerektiği için bu şekilde yazdım. -5'i karşı tarafa atarsam n sayısı 5 olabiliyormuş ya da 5'ten büyük olabiliyormuş. O halde bizim demin bulduğumuz sayılardan şu 3 tanesi bu şartı sağlıyor. Hocam 1 yazdığımda 20 bölü 1'den 20 geliyor ama buradaki n yerine 1 yazdığınızda 1 eksi 5'ten ne geliyor? Eksi 4 doğal sayı yapmıyor. İkisini de sağlamalı. O halde sağlayan değerlerimiz 5, 10, 20 yani 3 tane alabileceği değer vardır n ifadesi. Sorumuzda diyor ki px polinomu verdim diyor. X küp eksi 7 x eksi 9. Buna göre diyor p eksi 2 kaçtır? Biraz fonksiyonları hatırlaman lazım. Polinomlar zaten bir kısmı en azından fonksiyonda değer bulmayla alakalı mevzuları yoğun bir şekilde yapacağımız yerlerden. Biliyorsun fonksiyonda da bunları konuştuk. X gördüğüm yere ne yazmam isteniyor aslında? Eksi 2. Buyurun yazıyorum. Eksi 2'nin kübü. Eksi 7 çarpı eksi 2 ve burasında karşılığı eksi 9. Eksi 2'nin kübünü aldığımda eksi 8. Eksi 7 ile eksi 2'yi çarptığımda artı 14. Buradan da eksi 9. Eksi 8 eksi 9 eksi 17. 14 ile topladığımda karşılığı eksi 3 gelecektir. Gelelim buna. P2x artı 3 ifadesi 3x kare eksi 3x artı 1 olarak verilmiş. P1 isteniyor. Bakın burada gaza gelip x yerine sakın 1 yazmayın. O zaman fonksiyonlardan da şüphe etmeye başlarız. 2x artı 3'ün 1'e eşit olması lazım. Bunun parantez içinin, bunun parantez içine eşitliği sağlanmalı. Attım 3'ü karşıya. Eksi 3 diye geçti. 1 eksi 3'ten. Eksi 2'ye her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 1. Demek ki x yerine kaç yazacakmışız? Eksi 1. Buyurun sağdaki şu ifadede yazmaya başlıyorum. 3 çarpı eksi 1'in karesi
Eksi 3 çarpı eksi 1 artı 1. Eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarptım 3. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Yine 3 artı 1. Topladığımda buraya 7 bulunacaktır sorumuzun cevabı olarak. Lütfen dikkat. Bakın burada px verildi. P eksi 2 için x'den eksi 2 yazdık. Burada px verilmedi. P2x artı 3 verildi. P1'i oluşturmak için x'e kaç yazacağımı buldum. Ne olur aradaki farka dikkat. Ünlemli sayfalara dikkat etmek lazım. Onlardan bir tanesi diyor ki bir polinomun sabit terimini bulmak için değişken yerine 0, katsayılarının toplamını bulmak için değişken yerine 1 yazılır diyor. Önemli. Peki. Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır demiş. X yerine kaç yazmam lazım? 1. Yani bizden kimi istiyor? P1'i istiyor. Başlıyorum x yerine 1 yazmaya. 1'in 4. kuvveti 1. 2 ile çarptım 2. 1'in 3. kuvveti 1. Eksi 5. 1'in karesi 1. 4. 9 çarpı 1. 9 ve burası eksi 1 geldi. Önce pozitifleri bir toplayayım. 9, 13, 15. Eksileri de bir toplayalım. Eksi 5, eksi 1, eksi 6. Dolayısıyla aradığımız cevap buradan ne gelecektir? 9 gelecektir. Şimdi dikkat et ne olur. P 2x eksi 3 polinomunun katsayılar toplamını istemiş. X yerine 1 yazıyorum ve bizden ne istediğini elde ediyorum. 2 çarpı 1, 2, 3 çıkarttım. Eksi 1. Bizden P eksi 1'i istiyor. Eksi 1 yazıyoruz en üstteki px polinomuna. Dolayısıyla x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1'in 4. kuvveti 1. 2 ile çarptım 2. Eksi 1'in 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için eksi 1. Eksi 5 ile çarptım artı 5. Eksi 1'in karesi 1. 4 ile çarptım 4. 9 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 9. Eksi 1. Pozitifleri topladığımda 5 artı 4. 9 şuradakine gidecek. 2'den de 1'i çıkarttığında karşılığı ne gelecektir? 1 gelecektir. P4x eksi 2 polinomun sabit terimi kaçtır? X yerine kaç yazacağız? 0. 0 yazdığımızda buranın karşılığı P eksi 2 olacak. Yani bizden P eksi 2 istiyor. O zaman X gördüğüm her yere en üstteki mavi polinomda eksi 2 yazmaya başlıyorum. Eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar artı 16. 2 ile çarptım 32. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 5 ile çarptım 40. Eksi 2'nin karesi 4, 4 ile çarptım 16. Eksi 2 ile 9'u çarptım. Eksi 18 ve eksi 1. 32, 40 daha ne yaptı? 72. 16 daha 88. 18 çıkarttım. 70. Bir daha çıkarttığımda aradığımız sabit terimin karşılığı ne gelecektir? 69. Sorumuz diyor ki Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı 24'müş. Burada bir duralım. Katsayılar toplamı için x yerine kaç veriyorduk güzel kardeşim? X yerine 1 veriyorduk. Verelim 1'i burada. Yani P2 ifadesinin karşılığının ne olduğunu söylemiş 24. Hemen notumu aldım. İkinci cümleye geçiyorum. Q polinomu var. Qx eksi 5 polinomu. Sabit terim demiş. Sabit terim için x yerine kaç yazıyorduk? 0. Hemen yazalım. Bu durumda Q eksi 5 kime eşit olacakmış? Eksi 6'ya. Peki şimdi diyor ki Px artı 5 Ax artı 2 çarpı Qx eksi 2 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi benim elimde olanlar görüldüğü gibi bunlar. Mesela ben P2'yi biliyorum. P2'yi oluşturabilmek için x yerine kaç yazmam lazım? Eksi 3. X gördüğüm her yere eksi 3 yazmam lazım bu durumda. Yazıyorum P2. X yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3A artı 2. Eksi 3 yazarsam Q eksi 5 geldi. O da benim elimde olanlardan. Güzel. Burası 24 P2'nin karşılığı. Eksi 3A artı 2. Q eksi 5'in karşılığı da eksi 6. Eksi 6'yı dağıtarak yapalım. 24 ile eksi 6'yı da sadeleştirebilirdik. Onun üzerinden yine de gidebilirdi. Bilginiz olsun. Eksi 6 ile eksi 3a'yı çarptığımda 18a. 2 ile eksi 6'yı çarptığımda eksi 12. Karşı tarafa atıyorum. 36 eşittir 18a. Her tarafı 18'e böldüğümde aradığım a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. Bu soruda kendini şanslı hissedebilirsin. Niye diyeceksin? Çünkü ben P2 oluştururken küt diye Q eksi 5 de geldi. Hayır. Sorular buna göre organize ediliyor. Dolayısıyla biz P2 değil de dur kardeşim Q'yu eksi 5 yapmaya çalışayım deseydik de yine aynı sonuçla karşılaşacaktık. Önemli olan burada ilk maviyle yazılan verilerin ne şekilde elde edildiği üzerine yoğunlaşman. Lütfen P2 ve Q eksi 5'i nasıl buldum ona tekrardan bir bakmanı rica ediyorum. Sorumuzda M ve N birer doğal sayı olmak üzere Px x artı M çarpı x artı N polinomu verilmiş. Diyor ki Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Hemen hatırlatalım. Katsayılar toplamı için x yerine neyi veriyoruz? 1'i. Hemen verdim buna. 1. Mesela bazen öğrenci şunu merak ediyor. Kafanı da çok karıştırmak istemem ama yukarıya niye yazmadın hocam diyor 1'i. Hangi polinomun katsayılar toplamından bahsediliyorsa arkadaşlar
x yerine 1'i orada yazıyoruz. Kimin polinomun katsayılarından bahsetmiş? Hangi polinomun katsayılarından bahsetmiş? Px artı 2'nin. O zaman x yerine 1'i orada yazacağız. Bu durumda P3'ün karşılığı buradan ne geldi? 20. Tamam. Şimdi bunu cebe attık. Şimdi gelelim bize verilen mavi yazı içerisindeki Px polinomunu kullanmaya. Elimde sadece P3 var. X yerine gidiyorum 3 yazıyorum. 3 artı M, 3 artı N eşittir 20. Ama bir sürü ihtimal çıkmaz mı ya? Bir sürü ihtimal olabilir tabii. Mesela 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5, 5'e 4, 10'a 2, 20'ye 1. Fakat sorunun başında bir şey dedi. M ve N birer doğal sayıymış. 3 artı M ifadesinin 1 olma ihtimali söz konusu değildir. Çünkü M bu durumda eksi 2 olmalı. Bu elendi. 3 artı M'nin 2 olma ihtimali de söz konusu değildir arkadaşlar. Çünkü M'ye eksi 1 vermen lazım. 3 artı N'nin 2 olma ihtimali de söz konusu değil. Aynı sebepten N yerine eksi 1 vermelisiniz. 1 olma ihtimali yok. Eksi 2 verilmedi. Dolayısıyla ya burası olacak ya burası. 3 artı M 4 ise M'nin karşılığı buradan 1. 3 artı N 5 ise N'nin karşılığı buradan 2. Bunların ikisinin toplamı istenmiş. Dolayısıyla cevap 3'tür. Aklından şunun geçtiğine eminim. Ya hocam 5'e 4'e bir bakalım. 3 artı M 5 ise M'nin karşılığı buradan 2. 3 artı N 4 ise N'nin karşılığı 1. M artı N toplamı gördüğün gibi yine ne geldi? 3. Dolayısıyla aradığımız M artı N toplamının karşılığı 3 olacaktır diyoruz. Şimdi kritik başlıklardan bir tanesine geldim. Polinom çeşitlerine bakacağım. Öncelikle sabit polinomla başlıyorum. Diyor ki A0 diyor sıfırdan farklı olmak üzere Px ifadesi A0 gibi sabit bir sayıya eşitse bu tarz ifadelere sabit polinom diyoruz. Yani Px eşittir 5, Px eşittir 3, Px eşittir 4 gibi ifadeleri eşitse bu polinomlar sabit polinomdur. Sabit polinomun derecesi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü A0'ın yanında x'in tepesinde ne olacak? Sıfır olacak. Hatırlarsanız sabit terimin yanına x üzeri sıfır ne yapabiliyorduk? Koyabiliyorduk. Bu durumda sabit polinomla alakalı bir cümlede benden gelsin. Sabit polinomda x'li terim kesinlikle olmaz. Sorumuz diyor ki px ifadesi vermiş de vermiş. a-3x küp artı b artı 1x kare artı c-2x artı a çarpı b çarpı c polinomu sabit polinom olduğuna göre p 10 kaçtır demiş. Sabit polinomda x'li terim olmaz dedik. O zaman x'li terimleri göndereceğiz. X küpü gönderebilmek için a yerine 3. X kareyi gönderebilmek için b yerine eksi 1. Eksi 1 ile artı 1 toplayınca 0 yapacak. X'i gönderebilmek için de c yerine 2 yazmalısın ki bu durumda 2 eksi 2'den 0 gelsin. Şimdi bu durumda px polinomumuz a yerine 3 verdiğinde bu gitti. Eksi 1 verdiğinde b yerine bu da gitti. C yerine 2 verdiğinde bu da gitti. O zaman a ifadesi 3, b ifadesi eksi 1, c ifadesi 2 olduğundan dolayı bunları çarparsam px eşittir eksi 6 olur. Aynı bahsettiğimiz gibi gördüğün gibi sabit bir sayı eşit oldu sabit polinomumuz. P10 diyor. Bak P10 değil. P 1 milyon dese fark etmez. Çünkü bu inatçı bir fonksiyon. Dediğim dedik fonksiyonlardan bir tanesi. Dolayısıyla hocam fonksiyon dedim polinom değil mi bu? Güzel kardeşim fonksiyonda da malumunuz sabit fonksiyondan bahsetmiştik. Sabit fonksiyon nasıl konuşulduysa sabit polinom aynı o şekilde konuşulacak. Dolayısıyla x yerine 10 değil 1 milyon da yazsanız sonuç değişmeyecek. Eksi 6 getirecek. Çok güzel bir soruyla karşınızdayız. Diyor ki Px 2 çarpı x üzeri a eksi 2 artı b eksi 1 x kare artı a artı b polinomu sabit polinom olduğuna göre p1 polinomunu alabileceği değerler çarpımı istenmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Sabit polinomsa x'in bir şekilde ortadan kaybolması lazım. X kare gözüme çarpan ilk ifade. Onu yok edebilmek için b'ye ne yazmak lazım? 1. Sonra burada da bir x gözüme çarpıyor. X'in tepesi bu sefer a eksi 2. Nasıl yok edeceğiz ki o x'i? Eğer x'in tepesini 0 yapabilirseniz x üzeri 0 1 olacaktır. Dolayısıyla x ortadan kaybolacaktır. Tamam. A eksi 2'yi 0'a yani a'yı 2'ye eşitleyelim. Bu durumda a 2 bulursak bakalım neler oluyormuş şimdi. Px. A yerine gittim 2'yi yazdım. 2 eksi 2'den ne geldi? 0. X üzeri 0 1. Güzel x gitti. 2 ile çarptım 2. Buraya zaten 1 verdiğimde burası küllen gitti. A yerine 2, B yerine de 1 yazdık. Dolayısıyla Px polinomumuzun karşılığı buradan ne geldi? 5. X yerine 1 yazdığımda P1'in karşılığı da 5 olacaktır. Fakat aklımda dedi sorular. Diyor ki P1 polinomunun alabileceği değerlerin çarpımı demiş. Biz bir tane P1 bulduk. Demek ki başka bir ihtimal daha söz konusu. Ki aslında sorunun güzel tarafı galiba orası. Şimdi bak. Buradaki x kareyi yok edebilmek için ekstra bir yöntem de şöyle. Burasını 4 verip px ifadesinin başlangıç durumunu 2x kare yaparsam. Bu 2x kareyi yok edebilmek için
şurasını eksi 2x kare yapmayı planlarsam, yani b yerine eksi 1 verirsem, bu durumda gördüğünüz gibi eksi 1 eksi 1 eksi 2 x kare oldu. A yerine 4, b yerine de eksi 1 verdim. Görüldüğü gibi bunlar gitti. Px polinomu sadece sabit bir sayıdan oluşan Px eşittir 3 polinomu oldu. Bu durumda P1'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 3. Bizden istenilen bu değerlerin çarpımları. 3 ile 5'in çarpımından karşılığı 15 gelecektir. Sorumuzun gerçekten çok güzel soru. Sorumuzda Px birinci dereceden bir polinom, Qx sabit polinom olmak üzere. Px artı Qx 3x artı 10'muş. P, Qx'i P'nin içerisine yazınca da 14 çıkmış. Peki Q7 değeri kaçtır denmiş. Şöyle başlayalım. Px birinci dereceden bir polinomsa Ax artı B tarzında bir polinom. Qx de sabit bir polinommuş, ona da C diyelim. Px ile Qx'i toplayalım. Ax artı B artı C eşittir 3x artı 10 olacak. Ax ifadesi bu durumda 3x'e eşit olacağından dolayı A'nın karşılığı 3. Buradaki sabit ifade, buradaki sabit ifadeye eşit olacağından dolayı B artı C'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 10. Peki Qx'i gidip P'ye yazarsan, yani bu C'yi alıp X gördüğün yere yazarsan ne olurmuş? A çarpı C artı B'nin karşılığı bu durumda 14 olurmuş. A'nın 3 olduğunu biliyorum. A yerine 3 yazarsam 3C artı B eşittir 14 gelecek. Bunun altına da B artı C 10 ifadesini ekleyip taraf tarafa çıkarttığımda B'ler gider. 3C'den C çıktı. 2C eşittir 4. C'nin karşılığı buradan 2 gelecek. C 2 ise B'nin karşılığı buradan 8'dir. Bizden istenilen Q 7. Qx polinomumuz C'yi 2 bulduğumuz için Qx 2 sabit polinomu. X yerine 7 yazmamız istenmiş. Çok da bir şey değişmeyecek. Çünkü sabit polinom bu. 3 de yazsan, 5 de yazsan, 1 milyon da yazsan aynı. 7 yazdığında da yine 2 gelecektir diyoruz. Sorumuz diyor ki Px x kare artı ax artı a olmak üzere Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. Burada bir duralım. Katsayılar toplamı için x yerine ne yazacaktık? 1. Kime yazacaktık? Hangi polinomun katsayılar toplamından bahsediyorsa ona yazacaktık. Bu polinomdan bahsediyor. Yani P2'den bahsediyor. Px eksi 3 polinomu sabit terimi. Sabit terim x yerine 0 yazılmalı. Hangi polinomdan bahsetmiş? Px eksi 3'ten. O zaman buraya 0 yazıyorum. P eksi 3 ifadesi bunlar birbirlerine eşitmiş. Hemen yukarı dönüp Px polinomunda önce x gördüğüm yere 2, sonra da x gördüğüm yere eksi 3 yazıp bu ifadeleri birbirine eşleyeceğiz. Önce 2 ile başlıyorum. 2'nin karesi 4. 2 yazdığımda 2a artı a. Şimdi eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. X yerine eksi 3 yazdığımda burası eksi 3a artı a. Toparlayalım. Burası 4 artı 3a. Burası da 9 eksi 2a yaptı. Eksi 2a'yı 3a'nın tarafına atarsam 5a. 4'ü 9'un tarafına atarsam 5. A'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 1. Yani bizim Px polinomumuz x kare artı a yerine 1 yazarsam 1 çarpı x'ten x, a yerine 1 yazarsam artı 1. Bizden istenen pa. Pa, a'yı kaç bulmuştuk? 1. Yani p1'i istiyor. 1'in karesi 1 artı 1. Dolayısıyla aradığımız cevap buradan ne gelecektir? 3 gelecektir. Geldik 0 polinomuna. Px eşittir 0 polinomuna 0 polinom denir demiş. Yani px ifadesi 0'a eşitse bu polinoma 0 polinom diyoruz. Farkındaysan biz sabit polinomda x'li ifade olmaz demiştik. Şimdi hiçbir şey olmayacak. X'li de olmayacak, sayı da olmayacak. Sadece 0 kalacak güzel kardeşim. Ve sorumuz da bunun üzerine kurulmuş sorulardan bir tanesi. Diyor ki bu polinom diyor 0 polinom olduğuna göre diyor c kaçtır. Buyurun x'leri yok edelim önce. A yerine 4. Burada hocam ben yok edemedim diyen arkadaşlar olabilir. 3b eksi 1'i 0 eşliyorum. 3b'nin karşılığı 1. B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 1 bölü 3. Abo x'i yok edemedik hocam şu an. Demek ki her görüntü bizi aldatabilir. Aklımızda şey var. Hemen x'in katsayısını 0 yapıp göndermek var ya. Lütfen bir bakın ifadenin tamamına. Başka x'li ifadeler varsa o x'li ifadelerle onları göndermeye çalışacağız. Ne olur dikkat. Dolayısıyla herkesin düşebileceği bu hatadan... Hatayı da gösterdikten sonra dönüyorum. Diyorum ki bu ifadeyle bu ifadenin birbirlerini götürmesi lazım. Eksi 5x'i götürebilmek için buranın artı 5x olması lazım. O halde 3b eksi 1 ifadesi 5'e, 3b ifadesi 6'ya, b ifadesinin de
2'ye eşit olması lazım. Peki şimdi neler oldu bir bakalım. A yerine 4 yazdık, burası gitti. B yerine 2 yazdık, burası 5x oldu. Eksi 5x de toplandı gitti. A yerine 4 yazmıştık. B yerine 2 yazdık. C'yi henüz bilmiyoruz. Px ifadesi 6 artı c oldu. Fakat bu polinom nasıl polinomdu? Sıfır polinomu. Yani bu ifadenin kime eşit olması lazım? Sıfıra. Hop 6'yı karşı tarafa attığımda aradım. C'nin karşılığı ne bulacağım? Eksi 6. Demin söylediğim yer önemli. Orasını tekrar üstünden geçip öyle devam edeyim diğer kısma. 3b eksi 1 x'i ilk başta gittik. Herkesin yapabileceği gibi sıfıra eşitledik. Lütfen yan tarafında başka benzer terim varsa, x'li ifade, yan tarafında da x'li ifade vardı. Onları birbirlerine yok etmeye çalışın. Her seferinde bilinmeyen ifadenin ön tarafını sıfır eşitlemek doğru sonuçlara götürmez. Geldik eşit polinomlara. Diyor ki eşit dereceli iki polinomun aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirlerine eşitse bu polinomlar eşit polinomlar denir. Örneğin x karenin önünde bir tanesi 3 varsa ötekinde de x karenin önünde 3 olacak. X küpün önünde 5 mi var kardeşim? Ötekinin önünde de x küpün önünde 5 olacak. Yani eş dereceli ifadelerin önündeki katsayılar birbirlerine eşit olmalı. Diyor ve sorumuza diyor ki px qx polinomları verdim diyor. Px qx'e eşittir diyor. Ben de başlıyorum. Şimdi bak. A eksi 1 x kare. 6 x kare. Ne demiştik? X karelerin öndekiler birbirlerine eşit olacak. O zaman a eksi 1 6'ya, eksi 1'i karşı tarafa attığında a'yı ne bulduk? 7. X'li ifade eksi 3x, x'li ifade c eksi 1. C eksi 1 ifadesi o zaman kime eşit olmalı? Eksi 3'e. Eksi 1'i karşı tarafa attığımda c'nin karşılığı buradan eksi 2. Hocam demin demiştin, yine dikkat etmedim ben. Sırf bunun için yapıyorum arkadaşlar. Bak ne olur dikkat et. Çünkü burada x'li terim varken bak burada da x'li terim var. Çünkü polinomların bu kısmında seni öpebilecekleri tek yer burası. Oraya dikkat edersen öptürtmezsin kardeşim kendini. O zaman burayı siliyorum, burası problemli. Bak şey diye düşünmeyin. Hoca yanlış yapıyor, düzeltiyor diye düşünmeyin. Biliyorsunuz teknoloji dünyası. Kapatırız kardeşim, tekrardan açarız. Sen hata olup olmadığını anlamazsın bile. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Sen bunlara düşeceksin. Düşmeden önce uyaralım diye yapıyoruz. Hadi bakalım. Geldim buraya. O zaman bu ifadenin tamamını eşit olması lazım. Peki x'in katsayısı burada c eksi 1, yanında bir artı d var. Dolayısıyla c eksi 1 artı d'nin eksi 3'e eşit olması lazım. Eksi 1'i karşı tarafa attığımda c artı d'nin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 2. Peki sabit ifadem var. Sabitler de birbirlerine eşit olacak. 5b 20'ye eşitse b'nin karşılığı burası ne gelecektir? 4. Şimdi a dediğimiz ifadeyi 7 bulduk. B dediğimiz ifadeyi 4 bulduk, çarp diyor. C ve D'yi ayrı bulamadık ama C artı D'yi zaten bizi burada istemiş. Oraya da gidip eksi 2 yazarsam. 4 kere 7'den 28, 2 çıkarttığımda karşılığı 26 olacaktır. Bu da sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz. Konu biterken neler konuştuk onlara bir bakalım. Polinom kavramını inceledik. Neydi polinom kavramı? Benim aklımda kalan en önemli şey x'lerin derecelerinin ne olması gerekiyordu? Doğal sayı. İşte derece kavramı, en büyük tepedeki en büyük sayı, sabit terim, x'siz terim. Baş katsayı, derecenin önündeki olan sayı. Katsayılar, her x'in önündeki sayılar. Sabit polinom dedi. Benim aklımda sabit polinomla alakalı kalan ifade sadece ama sadece sayı kalacak. X'li ifade olmayacak. Sıfır polinomu, hiçbir şey kalmayacak. X'li ifade yok, sayı da yok. Her şey sıfır eşit. Eşit polinom, benzer terimlerin önündeki katsayıların birbirlerine eşit olan polinomlara eşit polinomlar dedik. Hadi bakalım. Ödüllü soru zamanı. Şimdi bu dersin ödüllü sorusuna geçmeden önce geçen dersin ödüllü sorusunu şöyle bir çözüm yapalım. Diyor ki reel sayılardan 2'ye attık, reel sayılardan 3'e attık. Bir tanesi tanım, bir tanesi malumuz değer kümesi olmak üzere diyor. X eksi 3 fx, 3 x eksi fx eksi 1 olduğuna göre f'in tersi 5 değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu eksi fx de karşı tarafa atıyorum. X eksi 3 çarpı fx, eksi fx karşı tarafa artı fx olarak geçti. Burada 3x eksi 1'im var. Burasını fx parantezine alırsam ilk ifadeden x eksi 3, fx'in önünde görünmeyen bir 1 var, sakın onu pas geçmeyin. Bu ifadede 3x eksi 1 eşit olacak. Fx'i yalnız bırakabilmek için burada oluşan x eksi 2'yi her tarafa böldüğümde 3x eksi 1 bölü x eksi 2 ile karşılaşacağız. Yalnız bu fx bizden ne istiyor? F'in tersi x'i. F'in tersi x'i elde edebilmek için yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabitin yerini ve işaretini değiştirecektik. Eksi 2 yukarıya 2 diye attım. 2x eksi 1 bölü x. 3'ü de aşağıya eksi 3 diye attım. Son olarak 5 yazdığımda
f'in tersi 5 ifadesi 2 çarpı 5 10. 1 çıkarttığımda 9. 5 eksi 3'ten de 2. Dolayısıyla karşılığı 9 bölü 2 olacaktır. Sırada bu dersin ödülü sorusu. Hadi bakalım. Evet, geldik bu dersin ödülü sorusuna. Diyor ki yanında Ersen Bey. Kendi mührümü vurmuşum. Ersen Bey'in oturduğu evin ardışık duvarları birbirine dik olan oturma odasının planı verilmiştir. Bu oturma odasının kenarları metre cinsinden cebirsel ifade olarak planda belirtiliyor. 2x artı 3'ler, x artı 4'ler, x artı 1'ler, x artı 3'ler. Bu oturma odasının zeminlik kaplanması için kullanılacak parkelerin toplam alanı metrekare cinsinden px polinomu ile gösterilmektedir. Buna göre px polinomunun sabit terimi ve katsayılar toplamı kaçtır denilmiş. Kendinize çok iyi bakın. Polinomla alakalı bu başlangıcı iyi değerlendirin. Ödevlerinizi lütfen ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.